Merhaba sevgili öğrenciler. Zekeriya Hoca ile Türkçe dersinde bugünkü dersimizde nokta ve virgülle ilgili test çözeceğim. Benimle birlikte videoyu durdurup siz de soruları çözerseniz daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Noktanın kullandığı yerlerden bazıları şunlardır diye bilgiler verilmiş. Bazı kısaltmalardan sonra konur. Arka arkaya için virgülle ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakamdan sonra konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Uyarı olarak da tarihlerde ad ayları yazıyla yazılmışsa ay adlarından önce ve sonra nokta konmaz. Böyle bir uyarımız var. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harften sonra da konur diye dört farklı bilgi verilmiş hangi cümlede nokta yukarıdaki kullanım alanları ile ilgili doğru örneklendirilmiştir diyor. Şıklara baktığımızda doğru cevabın A olduğunu görüyoruz. Şıkları inceleyelim. Bu durumu düzeltmek için iki yol izleyebilirsin. Özür dileyip hatanı kabul edersin. Birden sonra nokta konmuş. Neydi? Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harften sonra konurdu. Burada rakamlardan sonra konmuş. İki yaptığını kabul etmeyip senin anlamalarını beklersin. Burada e, kullanımla ilgili doğru örnek verilmiş. Diğerlerine bakalım şıkkında bu araştırmayı 06 Nisan 2018 tarihinde tamamladım. Burada verilen maddelerinden birine aykırılık söz konusu. E, tarihlerde ayetleri yazıyla yazılmışsa at ayetlerinden önce ve sonra nokta konmaz diyordu. Bu kuralı ihlal ettiği için D şıkkı olmaz. C şıkkımızda bu konudaki en sağlıklı bilgiye TDK'den ulaşabilirsin derken buradaki kısaltmaların arasına herhangi bir noktalama işareti koyamayız. Burada da o kural ihlal edilmiş. D şıkkında bu ilki sınava 5. 6. ve 7. sınıflar girecek derken burada da arka arkaya sıralandıkları için virgülle ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakama konur denilmiş. Burada birinci rakama da konmuş, ikinci rakama da konmuş. Sonuncu rakama konması gerekirdi. Yani birden sonra virgül, ikiden sonra da virgül ve sonuncusuna nokta konması gerekirdi. Burada da bu e, durum ihlal edildiği için A şıkkında kullanım ilgili doğru örnek verildi diyoruz. İkinci sorumuz bu cümlede nokta kaç farklı görevde kullanılmıştır diyor. Şimdi spor yaparken ilk 15 dakikada vücudumuz karbonhidrat ve şeker yakıyor. 30. dakikada vücut tamamen yağ yakmaya başlıyor. 15. dakika derken kısaltmalardan sonra konmuş 1. Burada da 30. dakika derken inci inci sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanmış ve yakıyor ve başlıyordan sonra da cümlenin sonuna yani tamamen cümlenin sonuna konuyor kısaltma. Önce ince takısı ve bitmiş cümlenin sonuna konur. 3 farklı görevde kullandığını görüyoruz. Cevabımız C şıkkı 3 üç olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu numaralanmış cümlelerin hangisinin sonuna nokta getirilemez diyor. Tüm coğrafyaların insanların birbirine ortak eden özelliklerden biri de yolculuk etmek olsa gerek. Nokta. Şu güneşin doğduğu ve battığı yer arasına gidip gelmek. iki ufuk arasındaki coğrafyayı keşfetmek ihtiyacı ve devam ediyor. Buraya nokta değil. 3 nokta koymak daha uygundur. Diğerlerine bakalım. Merah, fetih, savaş, ticaret, kıtlık ya da tufan da olabilir. Nokta. İtici gücü ne olursa olsun insanoğlu aynı yolları kat etmekten hiç vazgeçmemiş. Nokta. Göründüğü gibi ikinci maddemizin sonuna cümle tamamlanmadığı için 3 nokta konması gerekir. Yani nokta getiremez dediği için B şıkkı diyoruz. Diğer bir sorumuz açtık cümlenin hangisinde nokta yanlış kullanmıştır diyor. Türkçe dersi 11 15'te başlıyormuş. Bazen öğrencilerimiz dijital saat uygulamasına göre şu şekilde düşünüyorlar. İki nokta konması gerektiğini kesinlikle saatler arasında iki nokta değil nokta konur. Bunu da hatırlatmış olayım. Ameliyatı doçent doktor Yüksel Beşir yapmış derken burada bazı kısaltmaların sonuna konduğunu biliyorduk. Doçent ve doktorun arkasına kısaltma olduğu için konmuş. Doğru. Yarın ailecek pikniğe mi gideceksiniz derken burada nokta değil. Soru cümlesi olduğu için soru konması gerekir. Cevabımız dolayısıyla C şıkkıdır. D'de Sevim bu apartmanın 3. katında oturuyor derken sayılardan sonra sıra bildirmek için kullandığını biliyoruz. Doğru kullanılmış. Yanlış kullandığı için çeşkini işaretliyoruz. 5. sorumuz bazı kısaltmaların sonuna konur. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Tarihlerin yazısında gün, ay ve yıl gösteren sayıların birbirine ayırmak için konur. Saat ve dakika gösteren sayılar birbirinden ayırmada konur. Neydi bu? Noktanın görevleri diye işlevleriydi. Herhangi birinin örneği değildir diye sormuş. 3 Eylül pazartesi doğum günümdür. Haberiniz olsun derken e, burada herhangi bir kullanım amacı ile ilgili bilgi verilmemiş. Onu örnek teşkil etmediği için cevabımız A şıkkı. Diğerlerinde nasıl bir durum söz konusu bakalım. Burada Eren Doktor Ali'den derken doktorun kısaltması yani birinci maddeki bazı kısaltmanın sonuna konur. Örneklendirmiş. Kitabı satış listesinde Türkiye genelinde birinci sıradaydı derken burada sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılmış. Doğru. Akşam yemeğimizi her zaman ailece 20-30'da yiyoruz derken saat ve dakikanın arasına konur. B, C ve D'de de noktanın kullanma hakkında yukarıdaki verilen bilgilere göre örneklendirme var. Ama aşkında böyle bir örneklendirme yok. Ama şöyle deseydi 03 09 2010 veya herhangi bir tarih olsaydı tarihler arasına konudu. Ama burada ay ve gün belirtilmiş. Normalde ay, gün ve yıl belirtilmediği için araya nokta koymaya gerek yok. Yani yukarıda verilen bilgileri örneklendirmediği için A şıkkı diyoruz. Altıncı sorun ise aşağıdakilerin hangisine parantezde boş bırakılan yere nokta getirilmelidir diyor. Kapı çaldı mı çalmadı mı, fark edebildin mi acaba diye soruyor. Soru işareti. Beti benze atınca ne olduğu belli değil. Devamı var. Üç nokta koyuyoruz. Aa evine hırsız girmesin mi? Şaşkınlık ifade ediyor. Ünlem. İş yerine koşarak nasıl geldim bilmiyorum. Cümle tamamlanmış noktamızı koyuyoruz. Cevabımız denizli olacak. Evet nokta ilgili testimiz bu kadardı. Gelelim virgülle ilgili olan testlerimize. Numaramız cümlelerden yay ayraçlarla belirtilen yerlerden hangisine virgül getirilebilir diye sormuş. Sevdiğim şeylerin sorununu almasan onları kaybedersin. Burada herhangi bir noktanın işaretine gerek görmüyoruz. İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli ve iyi bir şiir okumalı. Burada da V bağlacından önce ve sonra virgül kullanmadığı için Burada herhangi bir noktalı işaret koymuyoruz. Gururlu bir insan, virgül, kendini bilen ve titizlikle kendini sorgulayabilen insandır diyor. Burada da özneyi belirtmek için virgül kullanmış. Dolayısıyla cevabımız 3 C olacak. Burada bakalım her yanda tertemiz, gülümseyen ama gözleri tükenmiş yüzler var derken ne demiştik? Bağlı önce ve sonra virgül kullanılmaz. Burada da kullanma gereği duymuyoruz ve buradaki virgül kullanması gerekir. Çünkü özneyi belirtmek ihtiyacı var. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlenin hangisinde yay ayrılırsa gösterilen yere virgül getirilemez diyor. Kırtasiyeden defter kalem ve silk aldım derken eş görevli sözcükler arasında virgül konduğunu biliyoruz. Defterden sonra virgül koymamız gerekir. İzmir buram buram tarih kokar derken özneyi belirtmek için kullanılır. Okula gidip kayıt yaptırmalısın derken buradaki ıp ip neydi? Kullanılamayan uyarı bölümünde virgülde zarf fiillerden sonra herhangi bir noktalama işareti yani virgül kullanılmaz. Ahmet virgül Ali ve ben takıma seçildik. A gibi eş görevli süreç arasında virgül konumunu biliyoruz. Zarf fiilden sonra virgül kullanmaz. Yani virgül getirilemez diyor. Çeşitli olacak. Üçüncü sorumuz ise bu metne numaralı cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır diyor. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça çiçeklerin daha yeni açmaya başladığını görürüz. Tıkça dikçe zarf fiildi. Ondan sonra virgül konulamaz. Bize yanlışlık yapılmamıştır diyor. Burada yanlışlık yapılmış. Biri çiziyoruz. Nergis Çiğdem Zambaklı Alem'e nekse görebileceğimiz çiçeklerin bazıları derken eş görevli yani özneleri ayırmak için kullanmış. Doğru diyoruz. Direkt B'yi işaretliyoruz. Diğerlerine bakalım. Hava bu bölgelerde hala serin olduğundan dığından diğinden yine zarf fiilden sonra virgül kullanmış. Hata yapılmış. Konmaması gerekir. Bombu sarıları derken burada belirtisiz İsim tamamlaması tamamlama arasına herhangi bir noktalı işareti için burada da kurala aykırılık var. Doğru cevabımız bursa şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılırım. virgülün işlevi ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılırım. anlam karısını önlemek için kullanılırım. Eşkenli bir çocuk ve e, çocuk gruplarını ayırmak için kullanılırım diyor. Bu metinde virgül numaranmış görevlerin hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Çok çalıştı. Benzersiz işler meydana getirdi. Pek az e, kazanca kanaat etti. Para için çalışmıyordu sanatın zevki için çalışıyor derken burada eş görevli. Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Çeleğe su vermek, çeleğe özel bir biçimde hızlı soğutarak daha da sertleşmesini sağlamak onun aşkıydı derken yine aynı şekilde. Ali Usta olarak savaşa gittiği zamanlarda Yeniçerilerin, Sipahilerin, Sekbanların ağzına işçinin metini duydukça tadı dile getiremez manevi bir zevk duyuyordu. Ölünce kadar böyle hiç durmadan çalışsa daha birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar, kalkanları parlatan çelik kılıçlar derken burada ara cümle var. Birincide dedik, ikincide dedik. Üçüncüde de, de e, burada e, çeliğe su e, vermek, e, çeliği özel bir biçimde hızlı soğutarak daha sertleşmesini sağlamak. E, burada sıralı cümle dedik. E, yeni sipahilerin, sekvanların derken eder. eş görevli sözcüklerin ve gruplara ayırmak için kullandığını görüyoruz. Ama anlam karşısında önlemek için kullanıldığı ile ilgili herhangi bir örneklendirme yok. Cevabımız direkt 3C olacak. Diğer bir sorumuz açtakilerin hangisinde... Virgülün kaldırılması anlam karışıklığına neden olur. Babam bana simit almaya gitmiş. Virgül kaldıralım. Babam bana simit almaya gitmiş. Herhangi bir hata yok. Doğru. İhtiyar eczacıdan ilaçlarını istedi. İhtiyar adam mı eczacıdan ilaçlarını istedi? Virgül kaldırırsak ihtiyar eczacı olur. Yani ihtiyar adam mı yoksa ihtiyar olan eczacı mı? Anlam karışıklığına sebep olduğu için Bursa şıkkı diyoruz. Diğerlerinde kaldırdığımızda ben işimi bitirince size katılacağım herhangi bir Karışıklığa sebep olmaz. Su bizim hayat kaynağımızdır derken yine anlam karışmasına sebep olmaz. Burada aynı genç e, doktora seslendi derken gençten sonra virgül konulması gerekir. Onda da aynı buradaki ihtiyar sözcüğünde olduğu gibi araya virgül koymazsak anlam karışmasına neden olduğunu görüyoruz. Ve virgül ile ilgili son sorumuza bakalım. Seçeneklerin teki cümlelerden hangisinde virgülün kullanımında hata yapılmıştır diyor. Gökyüzüne çıkıp semaverde çay içmek ne büyük ne büyük keyif olur dedi derken burada e, virgülün kullanma amacı tırnak içinde olmayan aktarma sözcüklerden cümlelerden sonra aktarma cümlelerden sonra konur doğru hata yok gençler bugün sizin altın çağınızdır hitap sözcüğünden sonra virgül konmuş doğru peki şimdi elimde işi bırakıp koşarak yanına geliyorum derken buradaki virgülün kullanım alanı ise <laughs> Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red kabul ve teşvik bildiren burada peki sözcüğü var. Ondan sonra da virgül kullanılır. Virgülün kullanım yerlerinden birisi olduğunu görüyoruz. Bahçemizin ortası derken burada bir tamlama var. Yani bahçemizin ortası belirtilisin tamlaması. Tamlamalar neydi? Herhangi bir noktalı bir şekilde ayrılmıyordu. Burada virgülün kullanıldığında bir hata yapıldığını görüyoruz. Evet arkadaşlar virgül ve nokta ile ilgili testlerimiz burada sona erdi. Videomun devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi artı yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.